MetaMask rehberi 5. dersimize hoş geldiniz. İlk 4 dersimizde MetaMask cüzdan kurulumunu, güvenlik kirmelerinin nasıl kullanılacağını, MetaMask cüzdanımıza ağların nasıl ekleneceğini ve coinlerin nasıl ekleneceğini gösterdik. Beşinci dersimize Metamask cüzdanımızdan nasıl coin çekilir? Metamask cüzdanımıza nasıl coin gönderilir? Cüzdanlar arası transferler nasıl yapılır? Dikkat edilmesi gereken çok önemli ayrıntılar var. Rastgele gönderim yapamıyorsunuz. Paranız tamamen yok olabilir. Bu yüzden dikkat edilmesi gereken noktaları öğreteceğim. Daha sonra kendiniz bir şeyle karşılaştığınız zaman nasıl düşünüp nasıl hareket edebileceğinizi öğrenmiş olacaksınız bu videoda. Buyurun başlayalım. Metamask üzerinden coin çekme, yatırma, gönderme her ne söylenirse tüm bu işlemlerimiz için 3 tane seçeneğimiz dışında pek bir seçeneğimiz yok. Herhangi bir merkezi borsadan Binance, BTC Türk, Gate.io herhangi bir merkezi borsadan MetaMask cüzdanımıza coin gönderme, MetaMask cüzdanımızdan borsalara coin gönderme ve MetaMask'ten başka bir MetaMask cüzdanına coin gönderme. Tüm bunları fotoğrafta gördüğünüz sırayla yapmayı gösteriyor olacağım önemli ayrıntılarıyla. Öncelikle borsadan MetaMask'e coin göndermeyi işleyelim. Ben Gate.io borsası üzerinden göstereceğim. Tüm borsalarda sistem aynı. Borsanıza girip yatır ve çek şeklinde görünen yerden çek kısmına tıkladığımız zaman borsamızdaki coin'i çekip başka bir yere göndereceğimiz anlamına geliyor. Yani bu borsadan çek. Şimdi bizim ilk göstereceğimiz borsadan çekip MetaMask'e göndermek olduğu için seçimlerden çek kısmını yapıyoruz. Borsadan çekiyor olacağız. Diğer bölümlerde zaten MetaMask'in kurulumunu, ağların eklenmesini anlattığım için o kısmı anlatmıyorum. Diğer videolarda bulabilirsiniz. Sağ üst köşeye de koyarım oynatma listesi mevcut. Cüzdanımıza giriyoruz. Şifremizle giriş yaptığımızda şurada bizim Cüzdan adresimiz var. MetaMask cüzdan adresimiz. Yukarıda cüzdan ağlarımız var. Şu an biz Ethereum ağı üstündeyiz. Diğer videolarımda KuCoin ağını, Binance Smart Chain ağını ve Avax C Chain ağını eklemeyi gösterdim. Şimdi biz hangi coin'i çekeceğimize göre buradaki Metamask'teki ağlarımızı ona göre belirleyeceğiz. Öncelikle Ethereum çekme işlemi yapacaksak yani Metamask cüzdanımıza Ethereum göndermek istiyorsak borsamızdan Ethereum'u seçiyoruz. Çek bölümü üzerinden. Burada kaç adet Ethereum'u gönderebileceğimiz yazıyor. Ben de hiç olmadığı için sıfır. Buradan kaç adet Ethereum göndereceksek tabii 150 adet pek mümkün değil gibi ama 150 adet dersiniz ve buraya ETH adres denilen yere Metamask'taki cüzdan adresimizi kopyalayıp yapıştıracağız. Fakat fakat çok önemli bir detay var. Paranız tamamen kaybolabilir. Buna dikkat edin. Check dediğimizde yukarıda A'lar var. Chain dediği A. ETH ERC20, BSC BEP20, HEJO, Arbitrum. Burada A seçenekleri var. Siz bu A'ları eğer bu videoyu izlemeden önce işlem yaptıysanız siz bu A'ları es geçip Kafanıza göre Aa burada ağlar varmış dur ee, ağlar da değil burada ne varmış bilmiyorum. Aa bunu seçeyim işte adresi yapıştırayım işte Ethereum'u göndereyim. Hop aa para geçmedi. 8 gün oldu hala yok nasıl kurtarabilirim? Arkadaşlar bu seçenekler bizim böyle o piti piti diye rastgele seçeceğimiz seçenekler değil. Buradan hepsinin bir anlamı var. Metamask cüzdanımızın Ethereum ağı ERC20 ağı üzerindedir. Siz başka bir ağ ile Ethereum veya Ethereum altındaki coinleri Metamask'e gönderemezsiniz. Gönderdiğiniz para uçar, yok olur, gider. Mesela Heco ağını seçtiniz ve Ethereum'u MetaMask cüzdan adresinize göndermek istediniz. Bu şu demek? Cüzdan adresiniz Türkiye'deki büyük ada olsun. da ulaşım aracınız olsun. Diyorsunuz ki ben otobüs, Heco otobüs olsun. Otobüsle büyük adaya göndermek istiyorum diyeceksiniz. Otobüs denizden geçemeyecek, denize batacak ve yok olacak. Paranız bu şekilde yok oluyor. Büyük adaya ERC20 yani deniz otobüsü gidiyormuş. Bu sistemin mantığı tamamen bu şekilde. Diğer ağlardan da bahsedeceğim. Ethereum ağ altındakiler için ETH ERC20A ile ERC20A üzerinden Metamask'in Ethereum ağına göndereceksiniz. Ethereum dışında ne var? Mesela Ethereum dışında bizim dolar yerine kullandığımız USDT var. Tether. Tether'i nasıl göndereceğiz? Ben Metamask'teki Ethereum ağına göndermek istiyorsam yine USDT'mi, Tether'imi burada bir sürü ağlar arasından ERC20 olarak seçeceğim ve bu şekilde yine cüzdan adresimi yapıştırıp gönderme işlemini yaptığım zaman bir süre bekledikten sonra buraya USDT gelecek. Fakat burada biz USDT'yi jeton olarak eklemediğimiz için burada ekranda göremeyebilirsiniz. Endişelenmeyin. MetaMask cüzdanına coin nasıl eklenir videomda buraya nasıl ekleneceğini ve elinizdeki coinleri nasıl göreceğinizi öğrenebilirsiniz. Onu da sağ üst köşeye linkini bırakıyorum. Şimdi Ethereum'a başka örnek bir Coin daha bir token daha bakalım. Mesela Illivium. Illivium'da Ethereum ağ üzerinde çıkarılmış bir token. Bakın Illivium'a geldiğimde başka hiçbir ağ desteklemiyor. Sadece ERC20 ağını destekliyor. Bunu da seçiyorsunuz. Tekrar Metamask cüzdan adresinizi kopyalıyorsunuz. Ve yapıştırıp Illivium'unuzu Metamask'e çekebiliyorsunuz. Ee, Illivium'u Metamask'teki başka ağlarınıza gönderemezsiniz. Örneğin Binance Smart Chain ağına gönderemezsiniz. Ama Metamask üzerindeki ağlarınızdan bahsediyorum. Yoksa Gate borsasından başka bir borsaya da Illivium'u ERC20A üzerinden zaten gönderebilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Şimdi gelelim diğer ağlara. Binance Smart Chain ağına göndermek istiyorsunuz. Metamask'imizden ağlar kısmında Ethereum ağ değil, eklediğimiz, daha önce videolarımda gösterdim, eklediğimiz Binance Smart Chain ağına tıklıyoruz ve bu ağa geçiyoruz. Bu ağ BNB ile çalışıyor. Öncelikle BNB nasıl gönderilir ona bakalım. BNB çekme kısmına geldiğimizde iki tane ağ görüyoruz burada. BEP 2, BEP 20. BNB BEP 2, BSC BEP 20. Metamask'imizin bulunduğu ağ ise BNB BEP 2 değil, BSC BEP 20. Biz Metamask'imizin Binance Smart Chain ağına göndereceğimiz bütün BSC ağını destekleyen coin ve token'larda BSC BEP 20 ağ üzerinden gönderim yapıyoruz. Şuradan da anlayabilirsiniz. BSC Binance Smart Chain MetaMask'e geldiğimizde de herkes de farklı yazabilir. Binance Smart Chain yazıyor. Kimisinde sadece Smart Chain yazabilir. Kimisinde kısaltma BSC yazabilir. Buradan da bakıp anlayabilirsiniz. Şimdi tekrar Tether'e geldik. USDT'ye yani dolarımıza. Doları göndermek istediğimizde az önce Ethereum ağına ERC20 üzerinden göndermiştik. Şimdi Metamask'teki Binance ağımıza ise dolar göndermek istersek yine burada BSC BEP20'yi seçiyoruz. Ve doları bu sefer USDT'yi az önceki Ethereum ağımıza değil şurada Binance ağımızın altına çekmiş oluyoruz. Sırada AVAX ağımız var. Şimdi AVAX ağımızı göstereyim. AVAX'ın Metamask'teki A, AVAX C Chain ağıdır. Avalanche Mainnet C Chain C ağı. Biz Metamask'imize AVAX göndermek istersek borsamızda iki tane veya daha fazla A görebiliriz. AVAX ağı AVAX C chain ağı. Gönderimlerimizin tamamını Avax C chain ağı üzerinden yapmamız lazım. Aksi halde yine kaybederiz paramızı. Buna dikkat edin. Eğer sizin borsanızda iki tane seçenek yoksa, iki tane ağınız yoksa, büyük ihtimal sadece Avax ağıdır. X ağı da denilir buna. Avax X ağı. Hiçbir seçeneğiniz yoksa kesinlikle MetaMask'ınıza gönderim yapmayın paranız tekrar yok olur. Geri dönüşü yok bunların. E hocam peki benim borsamda böyle iki tane A yok. Sadece Avax A var. Ben o zaman nasıl göndereceğim Metamask'ime derseniz bunun için de bir çözümüm var. Bu çözümü sağ üst köşeye bırakıyorum. Videomun adı Binance borsasından Metamask'e Avax nasıl gönderilir videomu izleyebilirsiniz. Fakat borsanızda C-Chain varsa seçip tekrar cüzdan adresinizi buraya yapıştırıp gönderme işleminizi yapabilirsiniz. Cüzdan adresleri tüm ağlarınızda aynı Hiçbir şekilde değişmez. Kontrol edin, bakın hiçbir şekilde değişmiyor. Mesela Metamask'teki Avax ağımıza başka Avax ağ altındaki tokenlardan göndermek istiyoruz. Nasıl göndereceğiz? Xava üzerinden örnek verelim. Borsamızda Xava var. Ve biz bunu Metamask cüzdanımıza göndermek istiyoruz. Bu Avax A altında bir token'dır. Xava'ya geldik. Bakın sadece C chain anı destekliyor. Zaten işaretliyorsunuz bunu. Ağlar arasında cüzdanlarımızın aynı olduğu gibi tokenlar için de tek cüzdan adresimiz var. Başka bir cüzdan adresi yok. Tüm göndermek istediğiniz her şeyi tek bir cüzdan adresiyle yapıyorsunuz. Bu cüzdan adresinizi kopyaladınız. Hem Avax'da gönderirsiniz hem Xava'da gönderirsiniz. O zaten yolunu bulur ve yerine yerleşir. Cüzdan adresimizi kopyaladık. Token'ımızı seçtik seçtik. A'mızı Avax C Chain Ağ olarak seçtik. Adresi yapıştırıyoruz. Geri kalan işlemi yapıyoruz. Gönder diyoruz ve gönderiyoruz. Şimdi tekrar USDT'ye geldik. Tether'e. Ben Tether'i Metamask'teki Avax ağına göndermek istiyorum. Bunu nasıl yapacağım dersek. Borsamızda tekrar USDT çeke geldikten sonra buradan ağlar arasında bakıyoruz. Avax C Chain ağı yok. Yani borsamız Avax C-Chain ile USDT göndermeyi desteklemiyor. Gönderemeyiz. Peki ben USDT gönderemiyorsam ne yapabilirim? O zaman Avax satın alıp Avax'ımızı Metamask'imize gönderip merkeziyetsiz borsalar dediğimiz DEX'lerden swap işlemi yaparak Avax'ınızı USDT'ye çevirebilirsiniz. Bununla ilgili videolarımı da kanalımdan izleyebilirsiniz. Uyarılarım bitmedi. Bu videoda her şey çok çok önemli. Biz daha sadece şu an birinci adımı tamamladık. Nedir bu? Borsadan MetaMask'e nasıl göndereceğimizi öğrendik. Şimdi Metamask'tan borsaya nasıl gönderilir bunu öğreneceğiz. Bunun için hangi borsamıza MetaMask'teki coinlerimizi göndermek istiyorsak girdiğimizde bu sefer çek değil yatıra tıklayacağız. Yani bu borsama coin yatır, para yatır demek oluyor bu. Mesela bizim cüzdanımızda Tether var. Avax ağında değil. Ethereum ağında var. Binance Smart Chain ağında var diyelim. Öncelikle borsamızdan cüzdan adresimizi kopyalamamız gerekiyor, almamız gerekiyor. Binance Smart Chain ağı üzerindeki Tether'imizi çekmek istiyoruz diyelim. BSC ağını seçtik. Ağlarda cüzdan adresleri farklıdır. O yüzden dikkatli olun. Örneğin buna geçtiğimizde bakın cüzdan adresi değişiyor. BSC adresimizi seçtik. Neden BSC adresimizi seçiyoruz? Çünkü MetaMask'imiz Binance Smart Chain ağı üzerinde. Bu yüzden BSC ağını seçiyoruz. Kopyalıyoruz. MetaMask'imizde Mesela şunu BUSD değil de USDT olarak düşünelim. Tıklıyoruz üstüne. Şurada da 10 tane var diye farz edelim. Bakın gönder diye bir ekran var. Göndere tıklıyoruz. Şu kısma az önce kopyaladığımız borsa cüzdanımızın adresini yapıştırıyoruz. Karşımıza çıkan ekranda kaç dolarımız varsa göndermek istediğimiz onu yazıyoruz ve sonraki deyip komisyon ücretimizi ödeyerek gönderme işlemini yapıyoruz. Gönderme işleminde bizden komisyon olarak BNB ücreti kesilmekte. Bu yüzden cüzdanınızda her zaman bir miktar BNB, bir miktar Ethereum, bir miktar Avax'ın her zaman komisyonlar için bulunması lazım. Tüm işlemlerinizde gönderme, swap takas işlemleri yani örneğin Avax'ı USDT'ye çevirme işlemleri Metamask üzerinde. Tüm bunları yaparken komisyon ücretleri olarak buradaki ağın ana coin'ini harcıyor. O yüzden mutlaka bir miktar bulundurun. Tether'imiz bizim Ethereum ağımız üstündedir. O zaman da buradan Ethereum ağını seçip cüzdan adresini kopyalayıp aynı işlemi yine burada gönder diyerek USDT'mizi bulup gönder diyerek yapabiliriz. Şimdi Avax ağından bir örnek verelim. Ben Metamask'imdeki Avax coin'i borsama, Gateio borsama göndermek istiyorum. Yatır dedim, Avax'ı yazdım. Burada iki tane A çıktı. Bu ağlardan hangisini seçmem gerekiyor? Az önceki anlattığım tüm bilgileri izlediyseniz AVAX C-Chain ağını seçmem gerekiyor. Çünkü Metamask'teki AVAX'larımız AVAX, Avax C-Chain ağı üzerinde. Geliyoruz AVAX'ımızın üstüne tıklıyoruz. Gönder diyoruz. Buraya kopyaladığımız bu adresi yapıştırıyoruz. Kaç AVAX göndereceksek yazıyoruz. Ve sonraki deyip onaylıyoruz. İşlemimiz gerçekleşmiş oluyor. Böylece MetaMask'tan borsaya nasıl para göndereceğimizi de öğrenmiş olduk. Sıra geldi Metamask'ten MetaMask'e coin token gönderme işlemlerine. Metamask'ten MetaMask cüzdanlarına gönderme işlemleri çok basit. Hiçbir ağ seçimi yapmanıza gerek yok. Çünkü iki MetaMask cüzdanı da zaten aynı ağlar üzerinde olacağı için hiçbir sıkıntı yaşamadan gönderimlerinizi yapabilirsiniz. Örneğin, Avax'ınızı Başka birinin MetaMask cüzdanına göndermek istiyorsanız Avax'a tıklayıp gönder deyip o kişinin MetaMask cüzdan adresini yapıştırıp gönder demeniz, kaç Avax'a gönder demeniz yeterli. Başka hiçbir seçim, hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. Aynı şekilde Binance Smart Chain ağı üzerinde de Ethereum ağı üzerinde de herhangi bir token'i, coin'i gönderme işlemini MetaMask'ten MetaMask'e rahatlıkla yapabilirsiniz. Örneğin buradan Gart'ı başka birinin MetaMask'ine göndereceksem cüzdan adresini girer gönder derim. Bu işlem tamamen bu kadar. Burada dikkat etmeniz gereken komisyon ücretini hangi ağ üzerindeyseniz o ağdan kesileceğini bilmeniz. Bunun dışındaki tüm bilgiler Metamask rehberi video serim üzerinde var. Beni Twitter adresimden de takip etmeyi unutmayın. Buradan önemli bilgileri paylaşıyorum. Video çekmek zahmetli bir iş olduğu için hızlıca tweetlerden bazı önemli bilgileri yapıp İşlemlerimize hızlıca devam ediyoruz ve birlikte kazanmaya devam ediyoruz. Metamask rehberi videolarım bitmedi. Bir sonraki videomda hacklenmemek, cüzdanımızdaki coinlerin çalınmaması için alınması gereken güvenlik önlemlerini anlatacağım. Rehberimiz, eğitimlerimiz devam ediyor.